Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Oxygen Nothing Closet'la tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz en son etrafı pisledi. Galiba bizim Onur tam pislediği ana denk geldik. Evet, pisledin. Pisledin. Çok güzel, çok güzel. Evet, senin yüzünden doğru düzgün bir giriş bile yapamadık. Bunun mesleğini elinden almamız lazım. Şuradan hemen bir mesleğini alalım. Muhtemelen stresi o şekilde gidecek bunun. Hatta diğer stres sahiplerinin bile mesleğini alalım. Ama Alpink'ini şöyle düşürelim, yeterli olur herhalde. Özge çok sıkıntılı mıydı? Çok sıkıntılı değil. Bir bu şekilde bakalım. Bir de ben yapabiliyor muyum? Nerededir o? Tıttadır herhalde. Masaj masası, evet. Masaj masası da bir yapmak istiyorum. Hatta 9'da bir yapın, onu da öncelik verin. Bir bakalım, böyle bir ilerletelim nasıl olacak. Hızlandıralım hatta. Düşüyor mu? Ne oluyor? Şuraları komple süpürelim tabii ki. Aşağıya kadar geldi. Allah'tan aşağıda temiz su kaynağımız yok. 9'da süpür, 9'da. Evet, o işi böyle bir halletseniz. Sen de bir şey yemesen artık Onur. Artık stresin gitse. Sen gel bakayım Onur. Gitsene hadi artık. Ya bıraksanız kalsa öyle yiyeceğin tamamını bitirecek. Hala yiyor zaten. Hala yiyor. Gerçekten hala yiyor. Uyuyakaldı burada da. Tamam. Yani uyusun bakalım. Umarım düzelirsin diye temenni edelim. Evet. Siz uyanırken, ama orayı bir süpürün de ondan sonra bir aşağı kazı projesini bir başlatalım da bakalım ne olacak. Sen hala uyuyorsun. Şu masaj koltuğunu yapsanız da. Evet, şimdi mesafeler çok uzadığı için işe bile daha yeni başladılar. Çeyrekte yeni başladılar. Hemen elektriğini bağlayalım. 9'da bağlayın şuna elektriği. Hemen onu halledin. Onur'u masajı alacağız. Hadi. Gerçi gittikçe düşüyor. Alp yükseldi. Alp'in de yükselmemesi lazım. Evet, Onur'u düşürdük. Alp yüksekte kaldı şimdi de. Bir ufaktan yavaşlatayım. Şuraya bir yapacağımızın ön hazırlığını başlatalım bir. Şurayı bence süpürelim önce 9'la. Burada ıslaklıkla uğraşmayalım bir daha. Hatta şurayı komple süpürsünler. Daha sonra tekrar merdiven olayıyla şuradan aşağıya bir inelim. Çok inmeyelim. Şurada mikrop düzeyine bir bakalım. Evet, bu kadar yeterli olacak herhalde. Şuradan bir de kazı olayını halledelim. Çok mu yaklaştık? Evet, daha fazla oradan gitmeyelim. Evet, daha sonra komple böyle gitseniz kafi. Sonra da oradan aşağı ineceğiz merdivenle. Buradan kömüre ulaşacağız. Ve kömürün de etrafını kazalım. Evet, olay bu. Bakalım nasıl yapacaklar. Onur hala kafayı yemek üzeresin ya. Masaj koltuğuna Alp. Alp bildiğin bildiğin Alp oraya kurulmuş ya. Evet, hızlandıralım artık, bakalım ne oluyor, görelim. Özge'nin de yükselmeye başladı.
Oraya biz Onur'u atayalım ya. Şimdi bana hiç ikincisini yaptırtmayın yani. Evet, araştırmalar da devam etsin. Bir neredeymiş? Devam eden araştırmamız var zaten. Oraya kurulurlar birazdan. Onu da hallederler. Şunları bir iptal edelim ya. Şunlar sıkıntı yaratabilir belki. Daha önceden yanlışlıkla tıklamışızdır. Tabi bu su buraya çökmeden önce yapmışızdır. Evet, komple şu oksijen de aşağıya çöker inşallah. Şuradan da bir açılmış olur. Dağılmış olur. Aa, şurayı da kapatmayı unutmuşuz. Hemen kapatalım. Şuradan da pislik karbondioksit yukarı çıkmasın. Orada kalsın. Hatta 9 yap. 9, 9'muş zaten. Tamam. Evet. Şurayı da yıkmak istiyorum. Komple yıkmak istiyorum. Yıkmak istiyorum ama yerine tarım karolarından oraya da yapmak istiyorum. Yiyecek sorunu artık hiç yaşamamak için bunu da bu şekilde halledelim istiyorum. Çünkü az önce gördük. Adamın birisi çıldırdığı zaman yiyeceği basıyor. Sonra sıkıntısı herkese bulaşacak. Evet, bu oyunu oynamak niyeyse bir enteresan, gerçekten keyifli. Çok fazla bir şey bilmeden oynuyorum biliyorsunuz. Bilerek oynamak belki çok çok daha keyiflidir. Varsa fikri olan şunu yap bunu yap diye. Çünkü şu an şu enerji kaynağını kullanacağım. Ondan sonraki diğer enerji kaynağıyla bir şeyler yapmayı gerçekten bilmiyorum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Fikriniz, öneriniz varsa şu aldığımız yumurta bundan çıkacak ne hayvan bize sıkıntı yaratacak mı? Pufçuk yumurtası diyor. Onu da bilmiyorum. Burada pis bir şey var. Şunları depolayalım. Tamam, onları kurduktan sonra siz yukarısını yıkarsınız. Şunu da kas. Şunu da yıkman lazım. Valla masaj yaptırdıkça gidiyor. Alp tekrar yükseliyor. Özge de yüksek. Muhtemelen onların mesleklerini şöyle bir kademe geriye çekeyim ben. Özge'yi buraya alalım. Alp kalsın orada ama diyeceğim 8 yine çok fazla mı geliyor bilemiyorum. Yo, aslında iyiyiz. Mevcut moral 9 yapıyor olması lazım. Yani düşüyor olması lazım ama bakalım, biraz daha bekleyelim. Hepsi bir stresten çıksınlar. Evet, bu yeni tıfıl alacağız bu arada. Söz verdiğimiz gibi yeni tıfıla da Pandora'nın ismini vereceğiz. Kuluçka 39 peki. Tıfıl ne zaman geliyor? Gelmek üzere. Hadi bakalım, güzel bir tıfıl gelsin. Alalım. Sen ne yaptın orada aşağıda? Çok enteresan bir tesisatları var. Burayı da doldurduktan sonra kaldı ki şurayı doldurmamışız. Çok büyük bir sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Şurada çift kat ör demiştiniz. Sızıntı olmasın diye ördük ama bakalım. Daha sağlam karo araştırması da olacaktır herhalde.
Bunlar çiftleşiyor galiba. Bir yumurta daha var. Hatchling yumurtasıymış. Evet, tıfılımız bakalım nasıl bir tıfılmış. Senin zaten tipinde meymenet yok ki ya. Yapıcı değil. Uyusuz bağırsak. Bunların hepsi kötü. Oxylite alıyoruz. Yazdır. Evet, bir sonrakine bakacağız artık. Oxylite aldık. Kendi kendine mi kullanılıyor yoksa biz mi kullanacağız? Bunun arkasında kaldı muhtemelen. Onu da bilmiyorum. Bakacağız artık. Evet, şunların hepsine şunları kopyalayalım. Evet, bu ayar kopyalama işi çok iyi. Şunu kazdıralım. Evet, stresleri düşüyor. Stresleri toparladıktan sonra tekrar yüksek mevkide çalışmaya veririz de. Bir yandan da moralini arttırmamız lazım. Ya şu arkadaşlar, tablo yapabilmek için fiberi ben nereden bulmam lazım? Fiber. Neredeydi o? Evet, burada. Benim fiber eksiğim var. Ham metal buluruz. Ne istiyorsa artık, ama fiber eksiğimiz var. Bakır cevherini buluruz ya. Bakır cevheri var. Her yerde var. O sorun değil ama yani bakır her yerde de yok gerçi. Hatta bakırımız bitmek üzere. Anam, bakır bittikten sonra ne yapacağız biz? Çok az kalmış etrafta. Tek tük. Evet, kötü haber. Hatta şunlar balçık. Orada mikrop da olması lazım. Evet, mikrop da var. Ayvayı yedik. Şunlar çok fazla bakır mı yedi yoksa bu depolar? Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Araştırmayla kimse ilgilenmiyor. Ya yine gidiyorsun, Onur sen çalışıyorsun ya. Mesleğini elinden alıyoruz ama geliyorsun buraya sen çalışıyorsun. Çok ilginç. Onur ne bulursa yapıyor. Gerçekten ne bulursa yapıyor şu an. Hadi bakalım, bunu yapınca ne olacak acaba? Onu da merak ediyoruz da göreceğiz. Artık yiyecek sıkıntımız da olmaz ya. Soğutulmamış yiyecek diyor. Kızarmış mantar. Yemek bitti. Onları bir soğutturmak lazım. Bir de bunların şu çalışma saatlerine tekrar bir göz atayım. Evet, bunlar çok fazla mola veriyor. Üçer tane nelerine yetmiyor diyoruz. O yüzden çalışma sürelerini arttıracağız. İlk başladığımızda ikişer tane miydi acaba bilmiyorum ama o zaman da 3 tane tıfılımız vardı. Şimdi 5, bir tane daha alacağız, 6 olacak. Mola vaktinden kısmak pek istemiyorum. Uykuya da zaten anca gidiyorlar. Mesafe uzak. Üçer tane kalsın şimdilik. Şu banyo vaktini alalım. Kim sırayı kaparsa o gidiyormuş gibi bir his var içimde. İlginç. Sanırım bir Meltem gidemedi herhalde. Evet, Meltem gidemedi. Ya Onur var ya, sen bir tanesin, efsanesin de işte niye böyle yapıyorsun acaba? Bu pufmuş, puf yumurtası yukarıdaki bu mu olacak şimdi?
Bu ne işe yarıyor ki? Karbondioksitte mi yaşıyor? Şunu biz bir takibi mi alsak? Buradan nasıl oksijen çıkıyor onu merak ediyorum. Şu neymiş? Şunları bir takibi almam lazım. Çok iyi. Streslerini evet toparlayabildik. Gerçekten toparlandı. Güzel. Ben bu oyunundan dönüş yok diyordum. Ama döndürebildik bir şekilde. Bu oyunu biraz bu şekilde atlatalım. Şu kömür ihtiyacımızı giderip bir enerji olayımızı hiç değilse rutine oturtalım. Ondan sonra yeni enerji olaylarını deneyeceğim. Onları yapmak istiyorum. Şu balçıklar çok fazla değil mi ya? Gerçekten çok fazla değil mi? Ben burada her yere de bunlar aşarak mı çıkacağım gideceğim? Şuradan valla basıp gideceğim diyorum ama ne var burada? Klor var. Sürekli sıkıntı, mikrop her yerde. Isımız nasılmış burada? Sıcak, çok sıcak. Eksi 7 burası da. Niye bura böyle? Aa. Burada bir şey olmalı. Burayı soğutacak kadar. Yoksa maden olarak aynı maden. Evet, fikri olan varsa söylerse sevinirim. Çok ilginç. Orada da eksi 7 çok düşük bir rakammış. Tıfıllar ne alemdesiniz? Evet, onur dışında hepsi mükemmel. O yüzden mesleklerini tekrar bir arttırmayı deneyeceğim. Derya. Özge seni tekrar yükseltelim. Meltem seni de yükselteceğiz. Deneyeceğiz bakalım ne olacak. Alp seni de yükseltelim. Evet muhtemelen stresleri artacak şimdi. Ha şu. Uyuyor mu acaba şuradakiler? Şu uyuyor. Oksijeni aç bakayım. Acaba oksijen mi salıyor bunlar? Tam öğrenemedik. Öyle bir şey yoktur herhalde. Zannetmiyorum. Ama ne kadar süresi kalmış bunun? Daha %45'i var. Daha çok var. Evet yalnız buradakiler de çiftleşiyor. O da enteresan. Bu %14'müş kuluçka. Hepsi mesleğini tekrar edindi. Ve stresler başladı. Onur sen gerçekten ne yaptığını biliyor musun acaba? Şuraya bir basamak kuralım sana. Umarım balçığa denk gelmiyoruz. Evet. Orada çok zor kırılıyormuş. Bu Onur çıldırdığı zaman bence daha güzel kazı yapıyor. Onur'a bak yani enteresan bir şekilde coştu. Evet mesleklerini yükselttiğimiz için hepsi yine sıkıntı strese girdi. Şu olayı bir halledelim ya. Araştırmamız bitmiş. Buzdolabı hangisindeydi? Şunda mıydı? Ha buzdolabı tamam. Bir soğutulmamış yiyecek diyordu. Şu buzdolabını halledebiliriz herhalde. Evet, hadi bakalım.
bir tek Onur ilgileniyor burayla. Gerçekten yani şaşılacak bir durum. Adama mesleğini veriyoruz, istemiyor ya. Bir daha bir deneyeyim bakayım. Vereceğim ya, deneyimli mademci yapacağım bu adamı ya. Yapacağım yani. Adamı madenci yaptık, şimdi gidip tarımla uğraşıyor bu. Hadi hadi git. Yine oraya gidene kadar mola vakti geldi. Ve adam strese girdi. Evet, stres eşiği. 40'a kadar bekleyeceğim yani. 40'a kadar kim ne oluyorsa olsun, ondan sonra mesleğini alırız. Yiyecek olayını da çözdük galiba. Şu an bir sıkıntımız yok. Yeni tıfıl gelse onu bile hallederiz. Hatta yeni tıfıldan bak dedim geldi. Şurada yatağını yapalım bile yani. Bakalım ne gelmiş. Bakalım bakalım bakalım. Kötüsün. Bunların hepsi kötü çıktı. Albus. Buz aldık. Bir sürü şey alıyoruz ama o aldıklarımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Orada duruyor. Muhtemelen depolamak lazım. Bu yeni araştırmayla bir buzdolabı da yaparsak onu da bir halledelim. Hadi hadi hadi. Şunlar acaba bu bizim yemekleri yiyor mu? Bu kadar çok tarım alanı çok vakit de harcatıyor olabilir. Onu da bilmiyoruz. Ama sanki şunlardan daha hızlı oluyor da gibi duruyor. Bakacağız artık. 63. Evet, o proje de öyle devam ediyor. Şu bölüm, şu aşağıdaki kömür olayını halledelim. Şurada karbondioksit çok muydu? Ondan sonra da artık kendisi çok değilmiş aslında. Onu saldırabiliriz ama şurada balçık var, ona yaklaşmayı çok istemiyorum. Orayı pek kullanabileceğimiz gibi durmuyor. Ya buraya kıyafet yeri falan yapabiliriz. Öyle bir şey yapabilirsek. Buradan çıkış veririz kendimize artık. Her yere gideriz kıyafetimizi takındıktan sonra. Ama şu yukarıdaki yer, evet, şuraya bir ulaşmamız lazım su ihtiyacı için. O hep önümüzde bir şey duracak. Yapılması gereken bir iş olarak duracak. Suyumuz azalınca mecbur orayı kullanmamız gerekecek çünkü. Şuradaki gerçekten bu buz olayını anlayamadım. İlginç bir soğuk yer var. Bunun üst tarafında ne var acaba? Onu da bilmiyoruz. Belki şuradan ufaktan bir kazı işine girişebiliriz. Neden olmasın? Hatta aşağıyı tamamlayalım. Ondan sonra şuraya yukarıya doğru bir kazıya çıkalım. Merak ettim ne var orada da. Balçağa çok rastlar mıyız? Rastlarız ama şuradan şöyle çıkıp böyle ufaktan bir bakınabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Evet, bizim kovbo şapkalı Özge takılıyor. ...22... Onur'da, Alp'te hepsinde sıkıntı var, Özge hariç. Evet, o fiber olayını bulup bir dekorasyonu arttırmamız gerekecek bizim. Başka çaremiz yok.
30'a geldiğiniz anda ben sizin mesleğinizi geri alayım. Yani şu mesleği arttırıyorlar bir şekilde ama belki daha verimli de kullanamıyor olabilirler. Belki şuradan önceliklerden falan da halletmek gerekiyor olabilir ama çok fazla önceliklere de bulaşmak istemiyorum. Tıfılların kafası karışmasın diye. Evet, ben şu aşağıdan çok şurayı merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Ne yalan söyleyeyim. Gideceğiz biz galiba bu gidişle. Evet, bir oraya bir varalım bakalım. Niye soğukmuş burası? Hemen merdivenimizi de döşeyelim. Ne var? Karbondioksit. Çok mu? Çok. Evet, bu şapşikler o zaman karbondioksitte yaşıyorlar. Evet, siz ne orayı ne aşağıyı yapamayacaksınız galiba ya. Hadi aşağıda çalışmak istemiyorsanız şurayı iptal mi et? Aa, buraya da bayağı yaklaşmışlar ya. İptal etmek de olmaz. Kömür, enerji lazım bize. Tabii orayı daha rahat yapacaklar ya, oksijen var. Yaparlar rahat rahat. %28. Neyse, rahat rahat işini yapıyorlar ama hiç değilse. Hadi Onur, bu işi sen halledersin. Elinde lazer silahı var. Nereye gidiyorsun sen ya? Uğraşmayın onunla. Evet, şu yiyeceklerdeki öncelik olayını 5'e düşüreceğim. Çünkü şu an yiyeceğimiz var, hiç problem değil. İşini gücünü bırakıp tekrar oraya gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Onu bir düşürmüş olalım. Evet, yiyecek olayını tamamen çözdük gibi. Çok da güzel oldu. Şu bizim bir tek kirli oksijen sıkıntımız var. Çok fazla etrafta dolanıyorlar hatta. Onu da bir halledersek sorun kalmaz gibi. Evet, inşallah buradaki soğuk yerlerde donmazlar. Hasta olmazlar inşallah. Olurlar mı acip? Çok çıkartmasa mıydık yukarılara? Şuradan merdiveni dayayıp yukarıya da çıkabiliriz ama -7. Bilmiyorum. Şurada bir problem yaratmazlarsa merdiveni dayanıp çıkarım yukarıya ama şurada ne var? Aa, buz var. Kirli buz. Demek ki buz soğutuyor. Evet, geldikçe bunlar açılıyor. Buz bulduk. Kirli buz. Granit. Kar. Kar bulduk. Evet, burada yalnız tam tersi bir etki de yapmış olabiliriz. Bu oksijen yukarıya da çıkıyor olabilir.
bizim aşağıya baskılamak istediğimiz olayı da bitirmiş olabiliriz ama. Evet. Neyse, bir kere başladık artık. Evet, burada bildiğiniz buz bulduk, kar bulduk. Şu tanecikler kar. Şunlar da ne işimize yarayacak bilmiyorum. Şu an için bilmiyorum. Umarım bir işimize yarar. Volkanik kayamız varmış ki orası fazlaca sıcaktır. Evet, benim buradan yukarıya doğru çıkmamın da bir esprisi kalmadı. Ama haritada açıldıkça bir enteresan oldu ya. En fazla bu kadar geri gidebiliyorum da. Orada streslerinizde evet yine uç noktalara çıkmaya başladı. Şunlar neymiş? Hışırtı otu. Sulu sepken buğday. Buzlar var, kar var. Kirli buz. Evet, biraz daha çıkın bakayım, merak ettim ya. Gidebildiğimiz bir orası var çünkü. Başka bir yere gidemiyoruz mikroptan dolayı. Belki şuradan da çıkılabilir. Evet, bir de oradan belki çıkarız. Bulduğumuz her delikten çıkıyoruz galiba. Şuradan şöyle gelip böyle gidecek vakti biz bulamayız. Aşağısı çok karbondioksit. Mecbur yukarıda bu atraksiyonları deneyebiliyoruz. Daha hızlı bir şekilde. Vallahi sanki bir anda gözümüz gönlümüz açıldı gibi. Renginden herhalde. Evet, stresimiz bizim çok arttı. Ona bir hemen çeki düzen vermemiz gerekecek. Bunlar değil de Onur'la Alp biraz yine fazla stresleri yükseldi. Hatta Onur'u komple işsiz bırakacağım. Evet, Meltem'le Delia yine çok sıkıntı çıkartmıyor. Evet, yukarıda öyle bir olayımız varmış. İlginç oldu. Bulduğumuz. Yani keşke şu boşluklar çok olmasa da yine kazıyla gidebileceğimiz yerler olsa. Ama burası çok, dediğim gibi, çok soğuk. O yüzden pek gidebileceğimizi zannetmiyorum. Yani belki böyle soğuk sıcak soğuk sıcak ayarında şöyle kazıp devam edilebilir. Isıyı da bir nebze kontrol altında tutar belki. Şu kirli oksijen yukarıya çıktı. Evet. O da bence bir şekilde iş gördü. İnşallah tamamı yukarı çıkar. Evet ya, ben şuradan, eğer şu soğuk çok sıkıntı yapmayacaksa buna, deneyeceğim ya. Onur, bir oraya gidiyorsun bir buraya geliyorsun. Sırf o yosun toplamak için miydi o? Evet, bu iş paylaşımında benim yapmam gerekecek galiba. Yani şuraya kazarken inanılmaz vakit harcadı aşağı gider gitmek için. Onun yerine bu kazıyı tamamen bitirebilirdi de. Yani şurada tamamen karbondioksit var değil mi? Hmm. Şurada ne var? Oksijen var burada. Garip. Çiçek oksijen mi yayıyor acaba? Evet, sana soğuktan bir şey olmadı Onur. Şöyle devam etsen. Çok riskli işler yapıyorum. Burada ne var? Klor var. O kadarcık klor bize sıkıntı olacak mı, onu da test etmiş oluruz. Artık yani yapacak hiçbir şeyim yok. Gel buraya Onur ya. Gel kaçma. Kaçmasana. Evet, ben şöyle bir gidilecek rotayı çizeyim de.
Çok enteresan işler yapıyoruz bence. Bakalım ne olacak. Gerçekten merak ediyorum. 9 mu verdik oralara? 9 ver hepsine. Evet, valla asteroidin dışına çıkacağız gibi bir his var içimde. 46'dayız bu arada. Başka şeyleri de ihmal ediyoruz. Bu neymiş ya? Zaman içerisinde o tamamen olgunlaşmış bir Draco haline büyüyecek. Peki bu neymiş? Şık takım. Giyen kişinin etrafında küçük bir alanda dekoru arttırır. Oo, çok güzel. Bunu yazdır bakayım. Bunu Onur giysin ya. Onur'a moral motivasyon versin. Diğerlerinin de mesleğini düşürmem gerekecek. Şuradan araştırmayı tekrar yapalım. Araştırdık, bir sürü şey oldu. Hayvan bakımı. Şu hayvan bakımını yapayım ya. Belki ileride bir o işe de girişiriz. 53 ile yemeğimiz de zirvede. Şu olayı bir merak ettim. Gerçekten. Daha bunun için aşağıdaki şu kazı olayını bile durdurabilirim de. Gerçi oraya gitmeye çok yanaşmadıklarından direkt öncelik yukarıya veriyorlar ki buraya halletmişler. Vay maşallah. O zaman şu süpürme olayını da siz halledersiniz yavaş yavaş. Fırsat buldukça. Artık bir aşağıdan yukarıya gitmek bile çok uzun vakit aldı. Evet, gidiyor. Şanslı kişi sensin. Sen Onursun. Kıyafetini giymiş Onursun. Evet, şu kadarcık klor bir sıkıntı yaratacak mı? Onu merak ediyorum. Evet, şu incecik yer kırılırsa ayvayı yedik. O kadarcık şey büyük bir sıkıntı yaşatmadı. Şu an evet, oksijen de yukarıya doğru sallamadığı için burada da bir nefes darlığı çekiyor. Şuradaki oksijeni belki açarsa rahatlar. Bağışıklık sisteminde de bir şey gözükmüyor. Bir sıkıntısı yok gibi. Sıcak soğuk olayında da sıkıntı yaşamıyor. Çünkü bir sıcak bir soğuk galiba. Ne oldu? Nefessiz kaldın. Tamam. Devam et. Şurayı kırdın mı hallettin işte. Nefes olayını hallediyorsun. Hadi. Yalnız burayı açtıkça soğuk aşağı doğru. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hemen gel hemen. Sıcağa gel sıcağa. Heh. Vay maşallah, burası komple soğuk bir alanmış. Gaz 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 gaz. Sakın gitme. Mola verdi, tüh. Bayağı bir kazdırdık ya. Nereler açıldı? Vay maşallah. Oksijen. Evet, burası ilginç bir hal almaya başladı. Bakalım ne olacak. Oradan ben asteroid dışına kadar çıkmaya çalışacağım ya. Yeter artık ya. Var ya, bana çok gülüyorsunuz. Kesin çok gülüyorsunuz. Daha cürmümüz ne? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Evet, çok ilginç olmaya başladı. Bakalım ne yapacağız. Orada bir sıcak soğuk, bir sıcak soğuk olma olayı bence çok büyük iş görür gibi. Şuradan kazma olayında sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Üşürse hemen tık buraya gelir.
Evet arkadaşlar, bugünlük böyle bu kadar olsun. Evet, çok acemice işler yapıyor olabiliriz ama dediğim gibi bilmeden oynuyoruz. Bu bizim için bir deneyim. Olmadı. Bundan sonraki güncelleme zaten bir 4-5 hafta sonra galiba güncelleme gelecek. O güncellemeyle daha sağlam bir şekilde de başlayabiliriz. Sürekli güncelleme geliyor çünkü her güncellemede de yeni şeyler ekliyorlar. Biliyorsunuz en son eklediklerindekilerden bir tanesi, burada sadece tıfıllar gelmiyor artık. Ek farklı malzemeler de verdikleri oluyor. O da güzel bir şey. Az önce Onur'a giydirdiğimiz kıyafet gibi. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.